Taylor start hakem evine girdi. Start verildi ve Tigam koşusu başladı. İki boy kadar geciken Tay, 12 numaralı Torhan Tay oldu. Evet, Hikmetler'de liderliği dışarıdan dolanan bir numaralı Aktağ Fırtınası aldı. İki boy kadar fark yaparak 1200 metre start yerini 11 numaralı Tok Ateş'in önünde geçti. Tok Ateş'in hemen dışından önlere hücum eden 14 numaralı Uzun Dalga oldu. 1000 metre start yeri geçildiğinde önlere attı kendini. Bunun bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Her Daim üçüncülüğe sokuldu. Bir boy geride kaldı. 11 numaralı Tok Ateş. Tok Ateş'in 1,5 boy kadar gerisinde. Evet, 8 numaralı Şahin Mahmut'un uğraşları var. Şahin Mahmut'un hemen dışına doldurup geliyor. 12 numaralı Torhan Tay. Bunların 2 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 5 numaralı Gök Alan'ı izliyorum ve koşunun son 600'üne doğru geliyoruz. 2 boy farkla 1 numaralı Aktağ Fırtınası önde, ortada 7 numaralı Her Daim. 1 boy kadar geride 14 numaralı Uzun Dalga. En dış kulvarda 12 numaralı Torhan Tay'ın hücumu var. 1 boy kadar geride 11 numaralı Tok Ateş. Tigam koşusunda son viraj dönüldü. Düzlüğe 2 boy farkla 1 numaralı Aktağ Fırtınası önde çıktı. 14 numaralı Uzun Dalga. Orta kulvardan 8 numaralı Şahin Mahmut'un gayretlerini izliyorum. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Dışarıdan da 3 numaralı Deniz Efe'nin sprinti var. 200'den sonra 3 numaralı Deniz Efe geldi. Koşuyor, ağırlığını koyuyor. Bariyer dibinden 4 numaralı Derya Ateş ise saldırıyor. 1,5 at boyu kadar 3 numaralı Deniz Efe önde içeriden. 4 numaralı Derya Ateş'i geliyor. Deniz Efe, Derya Ateş'i fotoyu bulan Tay. 3 numaralı Deniz Efe mi? 4 numaralı Derya Ateş'i mi? Fotoyu bekleyelim. Geri planda 4 Tay'da yakın girdiler aynaya. 3. 8 numaralı Şahin Mahmut oldu. 4. 1 numaralı Aktağ Fırtınası. 5.lik için ise 11 numaralı Tok Ateş ve 14 numaralı Uzun Dalga da aynaya yakın girdiler. 3 numaralı Deniz Efe mi? İçerideki 4 numaralı Derya Ateş'i mi kazandı? Tigem koşusunu bunun kararını varış hakemleri bildirecek.